2021'de yapılacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Dünya çok ciddi bir kriz halinde. Bu kararı herhalde siz de atıyorum 2020'de yapılacak deselerdi. Çünkü uzun süre direndi Japonya yapma konusunda. Bu sizin için iyi olmazdı diye düşünüyorum sporcular için. Çünkü çok hazırlanmak için çok kısa bir süreniz kalacaktı. Çok tedirgin edici bir dönemdi. Gerçekten o olaylar patladı Ocak, Şubat aylarında. Müsabakalarımız devam ediyordu. Bu derece olduğunu biz de ciddiye alamıyorduk tüm dünya gibi. Çin milli takımı müsabakalardan müsabakalara geçiyordu. Ülkelerine geri dönmediler Ocak'tan Mart ayına kadar. Bunun ciddiyetine varınca ve evde kalmak zorunda kalınca gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü tüm belirsizlikler bir arada. Maç olacak mı, olmayacak mı? Olimpiyatlar iptal olacak mı? Gerçekten. O süreçte Japonya kendi iç disiplinini sağlamış olabilir kurgusunu. Ve şu an Japonya'daki arkadaşlarım normal hayatlarına devam ediyorlar. Antrenmanlarını aynı şekilde, akışları aynı şekilde devam ediyor. Bu bence doğru değildi. Çünkü yani hepimiz eşit şartlarda çalışmalı ve eşit şartlara sahip olmalıyız. Bu yüzden bazıları belirsizlikte, bazıları karantinada, bazı ülkelerde çıkış izinleri yok. Bunların hepsi bu şartları ve olimpiyat ruhunu bence çok çok etkiliyor ve çok ters düşüyordu. Bu yüzden 2021 yılına ertelenmesi en doğru karar oldu. 2020 yılında olup bazı ülkelerin gelemeyip, seyircisiz izlenip, olimpiyat ruhundan çok çok uzak bir mecrada ve yarı buruk bir şekilde geçirilecek bir şampiyonaya nazaran bir sene sonra ertelenmesi bence en doğru fikirdi. Tabii bu dönemler geçecek inşallah. Siz de olimpiyatlarda dediğiniz gibi sporun zirvesi orada boy göstereceksiniz. Akşam yastığa başını koyduğunda, gözünü kapattığında olimpiyatlarla ilgili ne hayal kuruyorsun? Dediğin gibi dünya sıralamasında üst sıralarda bir sporcusun. Bizim de madalya umutlarımızdan birisin. Bununla ilgili neler söylersin? Gerçekten bu aşamaya kadar beni getiren de buydu. Yani olimpiyatlara gideyim hayali tabii ki bu ilk adım, ilk evre. Ama bunun en ucunda madalya var. Olimpiyat şampiyonu olmak var. Onunla zaten insan buralara geliyor, kendini bu disipline sokabiliyor. Ben de o şekilde ilerledim. Ama bu belirsizlik benim için çok rahatsız edici gerçekten. Ne zaman çıkabileceğiz, ne zaman eski hayatımıza dönebileceğiz? Bunları göz ardı edip bunların üstesinden gelme mücadelesindeyiz şu anda. Dediğiniz gibi müsabakalara gitmek, müsabaka bu bir sporcunun zaten hayatı boyunca öğrendiği, psikoloji üstesinden gelebildiği ve savaştığı bir şey. Ama şu an yaşadığımız karantinada olmak durumu, tüm dünyanın ilk defa karşılaştığı ve vermesi gereken bir sınav. Şu an öncelikle sağlıkla bir şekilde hayatımı idame ettirip bu psikolojiyi, bunun üstesinden gelmeye çalışıyorum. Tabii Meltem şimdi karate bir karşında bir rakip bulabiliyor musun? Evde çalışırken bir rakibe ihtiyacın var. Mesela yeni evliyim dedin 7 aylık. Çalışmaların nasıl gidiyor? Çok çok büyük destekleriyle eşim olayda kalmamı ve adapte olmamı sağlıyor. Kendisinin hiçbir spor geçmişi olmasa da yapı olarak buna çok yatkın aslında. Şimdi ve bir arada buna adapte oluyoruz. Hayatımızı buna eviriyoruz. Gerçekten karate de gittikçe yatkınlaşıyor. En temelden başladı. 27 yaşında ama temelini şimdi almaya başladı. Bana çok yardımcı oluyor. Sonuçta darbeler var, durması gereken pozisyonlar var. Ayak uydurdu, üstesinden gelebiliyor. Bu böyle bir artıya da sebep oldu. Ailemle de canlı yayında spor yapıyoruz. Hareket edebilmeleri, dışarı çıkmayı ortadan kaldırabilmeleri için aslında.